Renkli çubuklar hazırlıyordum. Duvarları inşa edelim. Bir sapa ihtiyacı var. Tekerlekleri aldık. İçine biraz saman atalım. Bir el arabasıyla eşya taşımak çok daha kolay. Anna ve Kristof sahip olduklarıyla idare etmek zorundalar. Sevgilim, duydun mu? Horoz acıkmış. Tavukları beslememiz gerekiyor. Yemek! Afiyet olsun kuşlar. Kristof samanı döküyor. Tatlım, sanırım başlıyor. Aa, hastaneye gitme zamanı. Ebeveyn oldular. Güzel bebeğimiz. Ailemiz büyüdüğü için çok mutluyum. Bebeği yere koyma zamanı. Bundan hoşlanmıyor. Tamam, o zaman bir saman yuvası. Ne yapacağız? Bir fikrim var. Bir el arabası yapacağım. Evet, ihtiyacım olan her şeye sahibim. Aa, o kadar becerikli ki. Bravo Kristof. Tatlım, bak ne yaptım. Daha yumuşak hale getirmek için saman ekleyelim. Pekala bebeğim. Beğendin mi? Kız mutlu. Harika. Ve çok rahat. Hadi gidelim. Kızımıza etrafı göstermek istiyorum. Bir beşik yapalım. Yaşasın. Yapraklar dökülüyor. Dibinlik yapraklarla kaplı. Bebek beşiği muhteşem görünüyor. Jack ve Elsa da ebeveyn oldu. Sonunda bebeğimiz evde. Uzan tatlım. Dinlenme zamanı. Sorun nedir? Bu en iyi beşik. İnanılmaz. Yapraklar döndü. Rüzgarın ruhu kurtarmaya geldi. Yatağın üzerinde bir cibinlik ortaya çıktı. Bak, uykuya daldı. Sanırım rüzgar onu salladı. Şş, onu uyandırmayalım. Bir spatula alalım. Omuzluk için bir kavisimiz var. Ahşap gibi görünmesi için boyayalım. Karton rulo. Bir yarısına ihtiyacımız var. Fırçayı kullanalım. İpleri ekleyelim. Tel sapını bükelim. Her iki tarafa da kovalar asalım. Omuzluk suyu taşımaya yardımcı olacak. Bebek köy hayatını sevmeye başladı. Dışarıda oynayabilirsiniz. Ve gidip kuşlara merhaba diyebilirsiniz. Aa, bebek kirlenmiş. Aa, senin küçük hayvancık. Onu yıkamamız gerekiyor. Biraz su getireceğim tatlım. Of, bu ağır. Aa, düşmek mi? Kristof, yaralandın mı? Bunu kendim yapmam gerekecek. Sen bebeğe bak. Bir gölet var. Evet, işte burada. Hadi biraz su alalım. Aa, başardım. Şimdi sadece hepsini geri götürdüğümden emin olmam gerekiyor. Tatlım, geri döndüm. Hadi küveti dolduralım. Ve ufaklığı yıkayalım. Tamamen hazır. Kız temiz ve ebeveynler mutlu. Selam Lalilu. Siz mi çağırdınız? Bize bir köpeğe ödünç verebilir misiniz? Oje ile kaplayalım. Bir lambada kurutalım. Bir emzik ekleyelim. Zinciri ipe geçirelim. Şık bir emziğimiz oldu. Küçük ufaklığı mutlu edelim. Elsa bebeği Olaf'a getirdi. Selam dostum. Kızıma bakıcılık yapar mısın? Gitmem gerekiyor. Bebek ağlarsa ona bu emziği ver. Tabii ki, endişelenme. Ona bakacağım. Ne kadar tatlı. Olaf amcadan bir masal dinlemek ister misin? Rahatına bak. Bir zamanlar Arendel Krallığı'nda... Hemen uyudun mu? Çok hızlı. O zaman ben de uzanacağım. Aa, emzik. Bu şekilde uyumak daha kolay. Kimse bilmeyecek. Uykusu uzun sürmedi. Aa, sorun nedir? Aa, bebek uyanmış. Onu nasıl sakinleştirebilirim? Uyusun da büyüsün ninni. Ama bebek ağlıyor. Anlaşıldı. Emziğe ihtiyacın var. Bebek sonunda sustu. Aa, yine masal okumak zorunda kalacağım. Ne seçmeliyiz? Kraft kağıdı. Hadi bir zarf yapalım. Tink peri mi oldu? Bir mesaj yazalım. Bir zarfa koyalım. Mum mühür. Zarfa imzalayalım. Kuşun tüylerini renklendirelim. Cik cik. Kanatlı postacı mektubu zamanında teslim edecek. Elsa kız kardeşini özledi.
Aa Anna, epeydir görüşmedik. Olaf, buradayım. Hadi Anna'ya bir mektup yazalım. Bana ne yazmasını istediğini söyle. Ben her şeyi yazacağım. Seni ziyarete davet ediyoruz. Yetişiyor musun? Evet. Ve benim imzam. Sadece göndermeye kaldı. Mektubu Anna'ya ver. Anna ve Kristof bahçede meşgul. İşte güvercin. Kış, git. Aa, bir mektubu var. Vay canına. Bu Elsa'dan. Ziyarete çağırıyor. Yaşasın. Saraya gidiyoruz. Sahte kürket arayalım. Deseni keselim. Şimdi bir kenarlıkta süsleyelim. Bu taşlar buz gibi görünüyor. Bu çarpıcı kürk herkesi etkileyecek. Jack Elsa'ya bir hediye vermek istiyor. Belki çiçek kemerli bir beşik. Benim daha iyi bir fikrim var. Bir kızak. Onda kesinlikle bundan var. O zaman bir kedi. Bu iyi bir fikir değil. Arkalarına döndüler. Vay canına. Muhteşem bir palto. Bu inanılmaz. Hadi alalım. Elsa, bakmak yok. Şimdi bak. Vay canına. Çok sıcak ve yumuşak. Ne harika bir hediye. Aa Olaf, yeni bir kıyafet giyen tek kişi ben değilim. Dayanılmaz. Aa seni gösterişçi. Sadece ben kürk mantoyla parlayabilirim. Kes şunu. Bir Kinder Joy'u açalım. Kumaş üzerinde etrafından geçelim. Bir çift rahat sap. Sepeti onunla saralım. Tüm sebzeler sığdı. Çok pratik bir aksesuar. Hasat zamanı. Toprağı gevşetme zamanı. Aa kolay iş. İyi işte Kristof. Ben de tohumu ekeceğim. Hadi toprağı nemlendirelim. Olağanüstü hız. İlk hasadımız. Toplayacağım. Bak ne kadar iyiyim. Şapşal. Otları topladın. Bizim sebzelere ihtiyacımız var. Bu çok komik. Bir evde her şey kullanışlıdır. Hadi arabayı yükleyelim. Elsa hediyelerden memnun olacak. Hadi kız kardeşimi ziyarete gidelim. Biraz çay yapalım. Kağıt şeritlerini daldıralım. Koyulaştılar. Yanlarda kristaller var. Bir şövalye konuşması yazalım. Zarif bir sapı olan bir kılıç yapalım. Onursal ünvanı kim alacak? Elsa ve Jack misafirleri bekliyorlardı. Selam. Aa, burada neler oluyor? Kristof, seni şövalye yapmaya karar verdim. Tacın bana verdiği güçle sana Arendelle Şövalyesi ünvanını veriyorum. İşte kılıcın ve bir pelerin. Vay canına, ne büyük bir onur. Tebrikler dostum. Anna, artık bir şövalyeyim. Seninle gurur duyuyorum tatlım. Dans etmeye başladılar. Sevimli buket. Bir kızak iskeletine dönüştürelim. Koltuğu yerine oturtalım. Ve sentetik elyafla dolduralım. Ve kürklü kenarlar. Kızakları ekleyelim. Hadi sihirli unicorn'u bağlayalım. Bu kızak çok lüks. Eve gitme zamanı. Araba geldi. Hediyeleri dizelim. Aa, bir sürü var. Araba ağırlığa dayanamadı. Bu iyi değil. Sorun değil. Düzelteceğiz. Durun. Size büyük bir kızak yapacağım. Ve işte unicornlu lüks bir kızak ortaya çıktı. Wow. Ne kadar güzel. Elsa sen harikasın. Her şey için teşekkürler. Anne kızının yanına koydu. Bye. Güvenli seyahatler. Pekala hadi gidelim. Yine bekleriz. Arendelle'i yöneten kız kardeşler her zaman lüks içinde yaşadılar. Hayata hazır olduklarını sandılar. Hazineleri o kadar değerli şeylerle doluydu ki. Kraliyet sandıklarında en pahalı mücevher yığınları vardı. Ama bir keresinde kötü bir cadı kalenin yanına geldi. Kızları çok kıskandı. Ve onları fakirlikle lanetlemeye karar verdi. Büyü işe yaradı. Ve kız kardeşleri hiçbir şey bırakmadı. Zavallı Anna'nın muhteşem kıyafetleri mavi satenden eteğe dönüştü. Kumaşları aşınmış. En azından süslemeleri var. Eskimiş üstü de kıyafetiyle uyumlu. Anna soğuktan donmasın diye yırtık pırtık bir palto giydi. Sadece bir tek ayakkabısı var.
saçları darmadağın. Aa, neler oldu? Anna çok korktu. Bütün kıyafetleri yırtıldı. Durumu içler acısı. Yansıması da onu korkuttu. Oh, çok soğuk. Olaf zavallı kızı bir paltoyla örtmeye karar verdi. Ama pek sıcak değil. Buna alışması gerekecek. Vahaha. Bakalım buna nasıl dayanacaksınız? Elsa bir kar fırtınasından çıktı. Ne muhteşem bir kürk mantı. Onunla vedalaşmak zorunda kalacak. En azından elbisemi bırakın. Ama cadının büyüsü hiç merhamet göstermiyor. Yamalardan yapılmış yırtık bir elbise onun için yeterli olacaktır. Altın bileklikleri yerine iplik bileklikleri vardır. Hırkası kir ve deliklerle kaplı. Aa, zavallı Elsa, pek iyi görünmüyorsun. Herkes şokta. Belki de bu sadece kötü bir rüya. Hadi uyuyalım. Belki sabah her şey normale döner. Kızlar uyudu ve Olaf'a yatak kalmadı. Kimin battaniyesini almadı? Elsa kesinlikle üşümeyecektir. Ama çok fazla üşümeye başladı ve uyandı. Olaf, battaniyemi geri ver. Umarım beni görmez, umarım beni görmez. Aa, umarım yangın çıkarmam. Kardan adam ısıyı hissedince yaklaşmaya başladı. Aa, ver onu bana. Elsa hızla battaniyeyi çekti. Arkadaşlar birlikte ısınırken Anna bunun bir rüya olmasını ummaktan uyumaya devam etti. Birkaç karton parçası yapalım. Onlardan açık bir kutu oluşturalım. Etrafını ve kapısını kolibandıyla kapatalım. Dış kısmında kilit ve düğmeli panel bulunuyor. Hafif kilden büyük kulaklı minik fareler yapalım. Fareler kutunun tüm raflarını aldı. Bu onların yeni evi. Elsa uyandıktan sonra hala fakir olduklarını fark etti. Anna uyan. Bu bir rüya değilmiş. Olaf, ne yapmalıyız? Hiçbir şeyimiz yok. Bir şeyler düşünmeliyiz. Doğru. Bir yerlerde para saklı bir kasamız vardı. Birlikte kasayı aramaya başladılar. Yatağın altında mı? Hayır. Elsa aniden diğer yatağın altından kutuyu dışarıya doğru itti. Şimdi kodu gireceğim. Kapısı açıldı ama aradıklarını bulamadılar. İçeride sadece fareler koşuşturuyordu. Olaf içine bakmaya karar verdi. Aa, fareler üzerime çıktı. Aa! Elsa ve Anna çok üzüldü. Son umutlarını da yitirdiler. Bu cam kavanoz çok işimize yarayacak. İçine toprak dökelim. Sonra biraz fidan dikelim. Tıpasını ekleyelim. İpliğe saralım. Ve ilmek yapalım. Artık Anna bitkisini bir çanta gibi taşıyabilir. Kız kardeşler, krallıklarında iyi bir cadı olduğuna dair efsaneler duymuşlardı. Belki laneti bozabilirler. Cadının evindeki gizemli atmosferden etkilendiler. Bize paramızı geri getirebilir misin? Korkarım ki bu kolay olmayacak. Ama deneyeceğim. Cadı büyü yapmaya başladı. Önce kızları kuru bir tavuk ayağı ile temizledi. Sonra altın bir yumurta kullandı. Bu çok etkileyici görünüyor. Bu ritüeller çok korkutucu. Ses bastırmaya başladı. Lanet birazcık azalmaya başladı. Ama laneti gerçekten bozmak için kızların sihirli bir tohum ekmeleri gerekiyor. Krallık kuru büyülerden korunacak ve hasatları daha büyük olacak. Hadi onu ekelim. Ah, bu bizi kurtaracak. Seninle ilgileneceğiz. Harika iş. Çok bir beşlik. Olaf malzeme aramak için çöp kutusuna geldi. Bu yeterli olacak mı? Hadi bir şeyler inşa edelim. Tutucuyu iplikle saralım. Metal gibi görünmesi için alt kısmı vurgulayalım. Daha eski görünmesini sağlayalım. Aa, toprağı hazırlamamız lazım. Ama Olaf yanlışlıkla onun yerine bir bitkiyi çıkardı. Ups, bu sihirli bitki. Aa, onu yerine geri koymam gerek. Aa, işe yaramadı. Olaf onu yere attı ve kaçtı.
Kızlar fidanın nasıl olduğunu kontrol etmeye karar verdi. Oh hayır. Kopmuş. Her yer toprak olmuş. Bunu kim yapmış olabilir? Daha derin bir çukur kazalım. Ne yapmalıyız? Bana yardım et. Ah, harika bir iş çıkardık. Biraz dinlenelim ve bu fidana göz kulak olalım. Bir şişeyi keselim ve delikler açalım. Bunun için ailemizden yardım isteyelim. Kahverengiye boyayalım ve siyah damlacıklar ekleyelim. Tencerenin bir tutacağı var. Bir mutfak kepçesi yapalım. Böylece yemek yapmak daha kolay hale gelir. Bir sürü lezzetli yemekler pişireceğiz. Kızlar ücretsiz kahvaltı vermeye karar verdi. Hey! Aç olan bir sürü insan vardı. Olaf yemeğin kokusunu aldı ve kendi payını almaya geldi. Ve havucunu tencerede kaybetti. Yulaf lapası olan kızın bir sürprizi var. Hey, o benim. İşte malzemeleri buldum. Bir şeyler yapalım. Halka hazır. Etrafına suni deri ekleyelim. Hepimizi bitirelim. İplerden sarkan büyülü çanları var. Bu enstrüman yüzyıllardır cadıların evinde bulunuyor. Elsa Lalulu için vur. Aa, çok sıcak. Keşke yağmur yağsa. Bize neyin yardım edeceğini biliyorum. Elsa uzaklaştı ve bir teple geri geldi. Gerçekten sihre inanıyor musun? İşe yaramayacak. Sadece inanmak zorundasın. Elsa tepe vurmaya ve yağmur dansı yapmaya başladı. Aniden gök gürültüsü duydular. Anna çok heyecanlıydı. Birlikte vuruldum. Sonunda yağmur yağmaya başladı. Bitkiler buna bayılacak. Bu iyiye işaret. Her şey daha iyiye gidiyor. Korkuluk yapmak için eski kumaşları ve sentetik dolguları kullanalım. Başını ve vücudunu top şeklinde dolduralım. Komik bir surat kuşları uzak tutacaktır. Tohumlar kurtarılacak. Harika gidiyorsun ama fidanımızı böceklerden nasıl koruyacağız? Korkuluğumuz yardım edecek. Olaf yabancı birisinin güzelliği karşısında hayretlere düştü. Aa, güzel bayan. Sizi neden daha önce görmedim? Güzel kızlar tarlada yalnız kalmamalı. Ama yabancı kişi onu tamamen görmezden geldi. Bu buketi size olan aşkımın iyi bir işareti olarak kabul edin. Hiçbir şey demiyor musunuz? O halde etmek ister misiniz? Birden rüzgar esti ve Olaf yine hareket etmeye başladı. Aa, kalbini kazanacağım. Şip, şak. Bir pipeti keselim ve sulama kutusunun ana kısmına takalım. Bir teli tutamaç yapmak için bükelim. Bir kapakla örtelim. Kenarlarını süsleyelim. Olaf tarlaya gittiğinde üzülmeye başladı. Elinde hiçbir şey yoktu. Sadece havucu vardı. Ah, bunu halkım için yapmak zorundayım. Toprağın içine doğru itti ve sulamaya başladı. Vay canına! Sulama kabının sihirli olduğu ortaya çıktı. Olaf tarlanın havuçlarla kaplandığını görünce çok şaşırdı. Vay canına! Ben harika bir çiftçiyim. Bir lol yumurtasının yarısını beyaza boyayalım. El arabasının dışı yeşil. Tel ve tekerleklerden çerçevesini yapalım. Yumuşak saplar yapmak için hafif kil kullanalım. Bu el arabası her ne kadar üzeri toprakla kaplı olsa da birçok şeyi içine sığdırabilir. Böyle bol hasadı elinizde taşıyamazsınız. Olaf bir el arabası almak zorunda kaldı. Artık içi havuç dolu. Anna, Elsa buraya gelin. Vay canına, harika bir iş çıkarmışsın. Harika bir hasat elde etmişsin. Seninle gurur duyuyoruz. Kızlar onu taşımaya ve ona havuç kralı demeye başladılar. Lalulu doğadan ilham alıyor. Duvarları inşa edelim. Küçükleri yapraklarla örtelim. Böyle bir çatının altında yağmurdan saklanabilirsiniz.
Kristof kız arkadaşına sürpriz yapmaya karar verdik. Vay canına, yeni bir yerimiz mi var? Ne kadar güzel. İhtiyacımız olan her şeye sahip. Ama ben nerede uyuyacağım? Ups, bana bir dakika ver. Kristof hemen rahat bir çadır yaptı. Harika. Şimdi sabahları burada yoga yapmayı hayal edebiliyorum. Randevuya çıkmak ister misin? Aa Gül, çok romantiksin. Elsa zengin olacak. Arendelle kraliçesi kristal bir tahta oturuyor. Hey, çekimini unuttun mu? Ne zaman? Aa, kumaşı sipariş etmişsin bile. Bir elbise sipariş edelim. Acil, asimetrik kesimli yere kadar uzanan eteğe sahip. Muhteşem. Biraz da değerli taşlar. Kıyafetimi beğendiniz mi? Elsa bugün bir müzik videosu çekecek. Hey, neredesin? Sette seni bekliyorum. Merhaba, biz geldik. May canına, şimdiye kadar buna alışmış olmalıydım. Hadi sözleşmeyi imzalayalım. Hadi başlayalım. Kamerayı açıyorum. Elsa, çok zarifsin. Kamerayı bana ver. Özel bir video çekeceğim. Aa, o laf dansa en iyisi. Milyonlarca izlenme alacağız. En iyi bölümse arka planda bir arabanın önünde bacaklarını açmasıdır. Yay! Ejderha videonun yıldızı olacak. Bravo. Sony deri ve keçeyi birleştirelim. Strafordan bir taban yapalım. Bir çizme silüeti çizelim. Ayakkabı bağlarını bağlayalım. Aa, biri bu ayakkabılarla kilometrelerce yürümüş. Ama zavallı Anna'nın başka seçeneği yok. Herhangi bir ayakkabı yalın ayak yürümekten daha iyidir. Anna yolda yürürken bir satıcı gördü. Zombi dükkanında herkese göre bir şey var. Güzel ayakkabılar. Onları satın almak ister misin? Evet, ama hiç param yok. Beni etkileyebilirsen onlar senin olur. Yay! Kristof, bana yardım et. Bir planım var. Tamam. Anna Kristof'u kaldırdı ve squat yapmaya başladı. Vay canına, çok güçlüsün. Bunları hak ediyorsun. Harika. Tebrikler. Anna, seninle gurur duyuyorum. Teşekkürler. Bir kutu ve altın köpük kağıt. Yazıları kaldıralım. Hey çocuklar, size karton getirdim. Teşekkürler Olaf. Parçaları altına kaplayalım. Boncuklar ayakları olacaktır. Her gün yeni bir ayakkabı çifti alıyor. Olaf, Elsa'ya evin etrafında yardım etti. Aman Allah'ım, her yerde ayakkabılar var. Onları nereye koysam? Vay canına. Olaf, burası neden bu kadar dağınık? Aa, dağınıklığa dayanamıyorum. Bana bir bardak su getir lütfen. Aa, kendimi pek iyi hissetmiyorum. Temizle buraları. Ayakkabıları nereye koysam? Belki sepete koyabilirim. İçeri gir. Nereye koysam? Belki buraya. Hayır, buraya. Olaf, bu kadar uzun düşünmene gerek yok. Ayakkabı rafını sipariş et artık. Aa, çok hafif. Artık hepsi sığıyor. Harika iş. Seninle gurur duyuyorum. Bir radyo çerçevesini strafordan keselim. Kenarlarını keçeyle kaplayalım. Bir pim antene dönüştü. Düğmelerini ekleyelim. Artık hareket halindeyken en sevdiğiniz radyo istasyonlarını dinlemek mümkün.
Anne çöplükte garip bir ses duydu. Hey, bu ses de nereden geliyor? Hmm, sesi takip edeceğim. Ah, yere düştüm ama bir şey buldum. Yay! Daha önce hiç radyomuz olmamıştı. Ama harika bir ritim duygum var. Parti vereceğim. Hey, sesini aç. Ah, harika zaman geçirdiler. Müzik insanları bir araya getirir. Eski bir kemanın ana hatlarını çizelim. Keselim. Cilalı ahşap gibi görünmesi için gövdesini vurgulayalım. Sapını ait olduğu yere koyalım. Altın teller en önemli kısmıdır. Bir kürdan mükemmel bir arşe olacaktır. Ender bulunan Stradivari kemanı, Arendelle ortaya çıkmadan önce yüzyıllar boyunca Lalitaan Müzesi'nde saklanmıştı. Aa, çok sıkıldım. Ne yapsam? Marshmallow, buraya gel. Belki bana yapacak eğlenceli bir şeyler sunabilirsin. Aa, şarkı söylememe izin ver. Aa, kulaklarım. Belki piyano çalabilirsin. Yardım edin. Bu daha da kötü. Eyvah, bu korkunç ses de ne? Dur. Bu beni deli ediyor. Sana normal müzik göstereceğim. Bravo, bravo. Çalabildiğini bilmiyordum. Yay! Kardan adam akademisindeki yılları boşuna gitmemiş. Elsa, bekle. Terzilerimiz ölçülerini alacak. Vay canına, çok fazla para. Kendi başlarına o trişe yapışıyorlar. Muhteşem bir aksesuarı kristallerle süsleyelim. Elsa çok seçicidir. Ama böyle bir otrişe o bile hayır diyemez. Tabiat çok güzel ama ormanda yaşamaktan yoruldum. Eve gitme zamanı. Arendelle. Umarım biri işaretimi görür ve beni bırakır. Hey, nereye gidiyorsun? Arendelle gitmem gerek. Disneyland'a gidiyoruz. Bizimle gelir misin? Hayır, eve gitmek istiyorum. Aa, kız kardeşim nerede? Anna, sen misin? Aa, tatlım. Seni çok uzun zamandır bekliyordum. Ne yapıyorsun? Neden benimle eve gelmiyorsun? Bu otrişi al. Dışarısı soğuk. Vay canına. Çok sıcak ve güzel. Teşekkürler. Hadi gidelim. Bir anahtarlığa ihtiyacımız olacak. Plastik bir çerçeveyi altınla boyayalım. İçine sertifika koyalım. Köşelerinde parıldayan taşlar var. Ve çerçevenin etrafında bir ip bağlı. Bu harika bir hediye. Anna, yorgun görünüyorsun. Ne demek istiyorsun? Şey, saçın. Elsa, saç fırçan bile yoktu. Al bunu. Bu bir güzellik salonu sertifikası. Dinlenmeyi ve kendine bakmayı hak ediyorsun. Vay canına, burada her şey çok güzel. Hanımefendi, kayıp mı oldunuz? Hayır, sertifikada adresiniz yazıyor. Pekala, başka sorum yok, oturabilirsiniz. Dönüşüm başlasın. Aa, bu çok zora benziyor. Çok yeteneklisiniz. Çok güzel görünüyorum. Tekrar beklerim hanımefendi. Pipetler üst üstedir. Tüpün kenarına basalım. Silikonla dolduralım. Etiket yapıştıralım. Artık tüp makyaj çantasının içine girecek. Kardeşim, tekrar birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Aha. Hanımlar, bir şeyler mi içsek? İki tane getirdim. Bir tane alırım. Nefis. Anna, neden bu kadar solgunsun? Bu bronzlaştırıcı losyonu al. Cildin harika görünecek. Sadece uzan ve rahatla. Ben yüzeceğim. Elsa yüzerken Anna çok fazla bronzlaştırıcı losyon sürmüş. Artık bronzlaşmana gerek kalmayacak. Bu doğru.